26 Aralık Cumartesi 2020. Stok kontrolü için hava çok güzel. Stok kontrolü için geldiğim aralığımda bir sürprizle karşılaştım. İlk kovanımda gördüğüm şey beni şaşırttı. Çok da sevimli. Şimdi inşallah kamerayla da yakalayacağız bunu. Tablo kontrolü yaptığımda şöyle strafor kırıntıları gördüm. Petek kırıntıları. Şüphelendim. O kovanı ilk açtım. Kovandı. Kovanı açtım. Daha önce rastladığım bir şey. Kovanı da yükselttim böyle ama yine de kurtulamamışız. Çıtalı kovanmış. Onun arasında bakın şuraya yığmış buraya kendine yuva yapmış. İnşallah kendisine görüntüleyebiliriz. Çıkmadıysa. Evet, kaçtı gördüm. Evet, en azından hiçbir şey kalmamış ara namına. Bir şey kalmamış kovanda. Kovan sönmüş. Kovaları duruyor. Farenin yaptığı iş. Birkaç tane. Evet, kendisi de burada arkadaşım. İnşallah görülmüştür. Ağzını kapatayım. Buradan çıkıp kaçmasın. Güzelce görüntüyü çekelim. Şurada. Bak seni gidi yaramaz seni. Sen ne yapıyorsun burada? Biz seni burada istemiyoruz ki. Bana bir kovana mal olmuşsun. Hı? Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Hı? Çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Gel. Gel seni meşhur yapacağım gel. Bluetooth fonemi yapacağım. Fonemini yapacağım seni. Hadi poz ver. Fare burada. Evet gitti. Her kovanları. Farenin
vermiş olduğu tahribatı görüyorsunuz. Kovanı söndürmüş. Farenin girdiği kovandan da herhangi bir şey olmuyor artık. Nedense arı sevmiyor. Bir şekilde terk ediyor ya da sönüyor. Bu kovanı dezenfekte edeceğiz tekrar. Bu petekler imha. Bize zararı büyük var, yani yapacak bir şey yok. Onlar da yaşama derdinde. Yükselttik kovanları ama yine de çare olmadı. Çözümü ne? Kovan ağzını daraltmak, girmeyeceği şekilde. Bu kovan biraz ağzı farklı, şöyle göstereyim. Şöyle geniş. Burada biraz kırıklık var. Böyle kovanları hiç affetmeye giriyor. Ama kovanlar girişleri şöyle böyle küçük dar olduğunda giremiyor. Ya da şöyle kovan ağızları çok uygun fareden korunmak için. Artık yavaş yavaş ben de bunları çeviriyorum. Yerden biraz yükselteceğiz. Ve ağızlarını bu şekilde korunaklı yapacağız. Kovanların başka çaresi yok. Evet, şimdi fare giren kovanımızın temizliğini ve hijyenini yapacağız. Çünkü bu şekilde kullanamayız. Fare kokusunu arı sevmiyor. Bir şekilde fare kokusu olduğunda huzursuz oluyor ve kovanı terk ediyor. O yüzden fare giren kovanların çok özenle temizlenmesi lazım. Fare kokusunun ve mikrobunun gitmesi için. Bu videoda görmüştük beraber. Şimdi onun kovanı ben getirdim, bırakmadım hiç. Önce bu petekleri temizleyeceğiz. Şimdi bu petekleri tekrar kullanmaya kalksak fare nüfuz etmiş her yerine, zaten görüyorsunuz. Kullanamayız bunları. Farenin de fareden de korunmanın tek yolu kovan ağızlarını iyi muhafaza etmek. Şekilde üzerindeki petekleri, propolisleri hepsini sıyıracağız. Daha sonra da külümüzle bunların hepsini yakacağız. Ve son olarak da çamaşırlı suyla dezenfektanını yapacağız.